cesur ve güçlü ol. Korku ve kuşkuyu at. Rab seni kutsayacak. İçeri girdiğinde dışarı çıktın. Arkadaşlar özür dilerim, yine program başlamış ve ben yine kendimi kaptırmış bir ilahi söylüyordum. Hemen bu kısmı unutalım arkadaşlar. Hepinize koskocaman sevgi ve sevinç dolu bir merhaba. Hepiniz bugün de Saat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Çünkü ben büyük bir sevinçle ve özlemle sizleri burada bekliyordum. Nasılsınız? Gününüz nasıl başladı? Nasıl devam etti? Neler yaptınız bugün? Acaba evinizde geçirdiğiniz bu zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Bugün neler yaptınız? Bizlere ulaşın arkadaşlar. WhatsApp numaramızdan bizlere videolar göndererek, resimler, fotoğraflar göndererek, hatta yazı ya da ses kaydı bile göndererek bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler sizden gelen haberleri her zaman bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, az önce bir ilahi söylüyordum. Benim çok sevdiğim bir ilahi. Cesur ve güçlü ol, korku ve kuşkuyu at diyor Rab bize. Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Ama arkadaşlar, az önce ilahi söylememin sebebini birazdan anlayacaksınız. Bugün size vereceğim görevle alakalı ve bazılarınızın kafasında bazı tahminler olabilir. Ama heyecanla bekleyin. Birazdan Rab'ın size görevinizi hemencecik söyleyecek. Ama ondan önce size sevinçli bir müjdem var arkadaşlar. Farkındaysanız artık biz yaz aylarına girmiş bulunmaktayız. Kışı, baharı, sonbaharı hepsini geride bıraktık. Ve bizim en sevdiğimiz mevsimlerden biri olan yaz mevsimine artık yavaş yavaş giriyoruz. Girdik diyebiliriz, girmek üzereyiz diyebiliriz. Havaların yavaş yavaş ısınacağı bir dönemdeyiz. Evet, maalesef rahatlıkla dışarı çıkamıyor olabiliriz. Ama hiç üzülmeyin arkadaşlar. Dua etmekten vazgeçmeyin. Yakın zamanda bu zor günlerde bitecek ve bizler Rabbin bizlere verdiği güzel yaz mevsiminin tadını çıkaracağız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, dedik madem bu kadar yaz geldi, yaz geliyor, o zaman bizim içimizi ısıtacak, bizi umutlandıracak, yakın zamanda kavuşacağımız bir video izleyelim ve onun ardından birlikte buluşacağız. Bu arada siz ondan sonra Ege'yi izleyeceksiniz. Sonra ben burada zaten yine sizi bekliyor olacağım. Bir salyangozun dünya etrafında bir tur dönmesi 4575 yıl sürer. Salyangozun yavaşlığını düşünürsek sanırım bir motor taksak salyangoza daha hızlı döndürebiliriz. Ya da bir bayrak yarışı nesilden nesile geçebilir. 6 numaraya benden 50 lira. Derin uykuda koku alınamaz. Uyanmaya yakınken veya yeni uyurken koku alınabilir. Bu yüzden uyurken pırt yaptığımızda bunun farkına bile varmayız. Ancak sabah kalktığımızda koku duruyorsa anlarız. Veya yanımızda biri uyuyorsa sabah hikayemizi dinleyebiliriz. 1. Yıldırımın oluşturduğu enerjiyle 100.000 ekmek kızartılabilir. Fırtınalı ve yıldırımların çaktığı bir gün çatıya 100.000 ekmek dilimi koyup bunu bir deneyeyim. Yıldırım çarpması, ekmek kızarması. Filler parmak uçlarını basarak görür. Çünkü topuklarında kemik yoktur, tamamen yağdan oluşur. Bu da demektir ki filleri hibrit olabilir. Ama fark edilmeden bir yerlere girmeye zor olur. O ayrı tabii. Sevgili Ege, sana buradan kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bizim içimiz ısındı, o güzel videomuzu da izledik. Böyle yazın geldiği denizler,
böcekler, koşan insanlar, heyecanlı, güzel, keyifli bir videoydu. Ve arkadaşlar umarım bu video size umut olmuştur. Bugünleri yaşayacağız hep birlikte. Şunu da unutmayın arkadaşlar, yaz hiçbir yere kaçmıyor. Dışarıda bizleri bekliyor. O yüzden hiç endişelenmeyin, kaygılanmayın. Dediğim gibi büyük bir sevinçle Tanrı'nın yaz mevsimini yarattığı için Tanrı'ya teşekkür edin. Bunun sevincini yaşayın. Şimdi arkadaşlar eğer hazırsanız artık ben 3'ten geriye doğru sayacağım ve Nora ablanızın bugün size için hazırladığı görevi hep birlikte ekranlarda göreceğiz. Haydi bakalım sizler de bana eşlik edin. 3'ten geriye doğru sayalım hep birlikte. 3, 2, 1... Sevgili arkadaşım, gün boyu bir ilahi söylemek. Bu ilahinin hangi ilahi olduğunun hiçbir önemi yok. İstersen cesur olmakla ilgili, istersen sevinçli olmakla ilgili, istersen Rabbimizi öven, istersen sevgiyle ilgili, istersen başka arkadaşlarımızı, başka kardeşlerimizi sevmekle ilgili olabilir. Hiç fark etmez. Bir ilahi söylemek bugün senin görevin sevgili arkadaşım. Ben az önce ne söylüyordum? Cesur ve güçlü ol, korku ve kuşkuyu at. Rab seni kutsayacak, içeri girdiğinde, dışarı çıktığında. Evet arkadaşlar, bugün benim seçtiğim ilahi bu. Çünkü bazen biliyorsunuz bazı şeyler, bazı konular bizi korkutabiliyor, bizi ürkütebiliyor. Ama bizler Tanrımıza sahip olduğumuz için, Tanrımıza dua ettiğimiz için ve o bizi her zaman, her durumda koruduğu için arkadaşlar, bugün tabii ki de cesur olmaya karar verdim. Çünkü benim Tanrım, benim inandığım Tanrı, benim kralım, beni çok seven kralım, çok güçlü bir Tanrı işte. Bu yüzden de tabii ki de ben de onun çocuğu olduğum için güçlü olmak istiyorum, cesur olmak istiyorum. Ben de bugün bunu böyle sanki ilan etmek istedim. Sizler de gün boyu bir ilahi seçin ve onu söyleyin. Bunun sebebi ise, bunun en büyük faydası sizlere gün boyu bunu ilan etmeniz. Yani bunu söylemeniz, ilan etmek böyle sanki bu oldu, bu olacak, gerçek olan budur arkadaşlar. Düt dürü düt dürü gibi böyle eskiden böyle arkadaşlar. Bir şeyin halka duyurulacağı zaman insanlar böyle bütün halkı toplayıp o şeyi ilan ederlermiş. Yani bu demek ya bu oldu demek ya bu olacak demek, haberiniz olsun ama bu gerçek demek. Bizler de arkadaşlar eğer ilahilerimizin, ilahilerin sözlerindeki anlamları ilan edersek bu şeyleri olmuş kabul ediyoruz. Mesela cesur ve güçlü ol. Ben bunu söylediğim zaman Tanrı'ma inanarak bu konuda hem dua etmiş oluyorum, hem Tanrı'ya böyle bu konu için yardıma ihtiyacım olduğunu belirtmiş oluyorum. Hem de aynı zamanda sanki cesur, cesaret bana gelmiş gibi oluyor zaten. Sanki böyle cesur olmuşum bile gibi oluyor. İşte bu yüzden arkadaşlar bugün sizler için hazırladığım görev gün boyu bir ilahi söylemek. Lütfen siz de gün boyu bir ilahi söyleyin. Ve eğer mümkünse bize ya ses kaydı atın ya bir video gönderin ama bizler sizin hangi ilahiyi söylediğinizi bilmek istiyoruz. Haydi bakalım artık göreviniz de tamam. Şimdi yine minik bir mola zamanı. Sizler kumdaki hikayelere, ben ise burada bekliyorum. Firavundan kaçan Musa, Midyan yöresinde yaşıyordu. Orada 7 kızıyla birlikte yaşayan bir kâin vardı. Kızlar bir gün babalarının sürüsüne su vermek için dışarı çıktılar. Aniden birkaç çoban gelip onları kovmak istedi.
Musa oturmuş, uzaktan olanları izliyordu. Çobanların kızları rahatsız edip kovmaya çalıştığını gören Musa, kızları çobanların elinden kurtardı ve hayvanlarına su verdi. Daha sonra Musa, Midyan kahini ile tanıştı ve sonrasında kahinin kızlarından biri olan Sipara ile evlendi. Gerşem adında bir oğulları oldu. Musa yeni ailesiyle birlikte bu yabancı topraklarda yaşamaya devam etti. Bir gün Musa, kayınbabasının koyunlarını otlatmak için yola çıktı ve sürüyü dağa götürdü. Rabbim meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Bu olay Musa'yı çok şaşırttı. Ateşe doğru yaklaşmaya başladı. Bu müthiş olayı izlerken Tanrı'nın kendisine seslendiğini duydu. Rab Tanrı Musa'ya, "Fazla yaklaşma, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır," dedi. Tanrı Musa ile konuşmaya devam ederek şöyle dedi. "Ey Musa, halkımın Mısır'da ne kadar eziyet çektiğini gördüm. Onları kölelikten kurtaracağım. Yeni ve çok güzel bir ülkede yaşamaları için onları Mısır'dan çıkaracağım. Seni Firavun'a göndereceğim ve ona bunları söyleyeceksin." Musa şöyle cevap verdi. "Ya Rab, senin bana göründüğüne inanmayacaklar ki." Tanrı, Musa'dan elindeki sopayı yere atmasını istedi. Musa sopayı atar atmaz, sopa aynı anda bir yılana dönüştü. Musa çok şaşırmıştı. Tanrı Musa'ya, "Ey Musa, bu yaptığını orada da yap. Tanrı'nın sana göründüğüne inanırlar. Şimdi Mısır'a gidecek ve Firavun ile görüşeceksin. Ben de seni güçlü kılmak için senin elinle mucizeler yapacağım ve senin önderliğinde halkımı Mısır'dan çıkaracağım," dedi. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ne mutlu Rab'be güvenen insana. 40. Mezmur 4. Ayet. Arkadaşım, sen olsan ne yapardın bölümüne hoş geldin. Bu bölüm tamamen senin bazı durumlarda ne yapacağın, ne tepki vereceğinle ilgili ve bizler burada birlikte senin doğru tepkiler vermen için birlikte böyle bir bölüm hazırladık. Senin ya da benim ya da her izleyen her birinizin bazı durumlarda, bazı konularda nasıl tepki verirseniz sizler için daha iyi olur. Ailenizi ve Tanrı'yı nasıl daha fazla hoşnut edebilirsiniz? Bunlar üzerine konuşuyoruz. Bugün yine sizler için hazırladığımız bir soru var. Cevabını ise yarın öğreneceksiniz. Şimdi hazırsanız eğer sorumu soracağım. Sizler de bugün bizlere ulaşarak WhatsApp'tan ya da telefon numarasından bizlere ulaşarak hangi cevabın doğru olduğunu, siz olsanız ne yapardınız bu durumda? İşte o cevabı bize göndereceksiniz. Bizler de tabii ki sizden gelen cevaplarla yarın doğru cevabı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi İsterseniz gözlerinizi kapatıp kendinizi bu durum içinde hayal edebilirsiniz. İsterseniz gözleriniz açık, kulaklarınız da kocaman bir şekilde bizleri dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir düşünün. Evdesiniz, anneniz mutfakta yine sizler için çok güzel bir yemek hazırlıyor. Ya da mutfağı temizliyor ya da bir şey yapıyor. Hiçbir önemi yok. Bir anda kapı çaldı. Ve sen anneni beklemeden hemen kapıya doğru koştun ve "Kim o?" bile demeden
diye kapıyı açtın. Önce apartmanın kapısını açtın, hemen o sırada da kapıyı açtın, evinin kapısını. Ve orada bekliyorsun. Ama gelen giden yok. Sonra yanına annen geldi hemen mutfaktan. Kapı sesini duyacak, duymuş olmalı. Ama o, sen ondan daha hızlı hareket ettin. Çünkü o sırada mutfakta bir işle uğraşıyordu. Ve onun gelmesi tabii ki biraz daha zaman aldı. Ama sen zaten koşarak kapıyı açmıştın bile. Annen geldi, sana baktı. Kapıda kimsenin olmadığını gördü. Senin kapıyı açmış olduğunu gördü. Ve birdenbire sana kızdı. Sevgili arkadaşım, daha önce başına böyle bir şey geldi mi? Gelmediyse bile acaba ben bu hikayeyi okurken neler hissettim? Sence bu yaptığın şey nasıl bir şeydi? Doğru bir şey mi yaptın? Yanlış bir şey mi yaptın? Annen sana kızarken acaba neden kızdı? Sence neden kızdı? A şıkkı. Evde koşmana kızdı bence. Çok koştun ve çok ses çıkardın kapıya giderken. Sence bu durumda annenin sana kızmasının sebebi bu mu? Ya da B şıkkı. Güvenliğini tehlikeye sokan bir davranışta bulunduğun için sana kızmış olabilir mi? Peki güvenliğini tehlikeye sokan durum ne acaba eğer bu doğruysa? Hadi gelelim son şıkka. Sevgili arkadaşım, son şıkkın ise o sırada mutfakta annene yardım etmek yerine kapıyı açan kişi olduğun için sana kızmış olabilir mi? Sevgili arkadaşım, A. Evde koşmana kızdı. B. Güvenliğini tehlikeye sokan bir davranışta bulunduğun için kızdı. C. O sırada mutfakta annene yardım etmeyip kapıyı açıyor olduğun için kızdı. Sence bunlardan hangisi doğru? Seni çok seven sevgili annen bu durumda sana neden kızmış olabilir? Haydi bakalım, cevaplarınızı hızla bekliyoruz. Yarın bu sorunun cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Ama şimdi yine benim çok sevdiğim bir bölüm var. Sırada Mevzi. Perge. Zey, iyi misin sen? Ezber yapıyordum. Sürekli tekrarlarsam bir anlama kavuşur, anlatacağın konuyu daha iyi kavrarım diye düşündüm. Bak Zey, Matta kitabında diyor ki, dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Bence sen de kuru ezber yaparak konuyu anlayacağını düşünme. Haklısın be. Vay be. Yine haklısın. Hep haklısın ha. Evet, perge diyorduk değil mi? Ben yeterince perge dedim. Artık hiçbir şey demem. O kadar çok söylemişim ki beynimin içinde dönüyor. Gerçekten çok gereksiz bir şey yapıyormuşum. Evet. Valiye Tanrı sözünü göstermiş olan Elçi Pavlus, Barnabas ile birlikte Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kentine gelir. Paskalya bölgesi mi demek istedin? Hayır, hayır. Pamfilya. Burası eski zamanlarda birçok insan topluluğunun yaşadığı önemli bir kent ve hatta bölge. Günümüzde Antalya yakınlarındadır. Pamfilya 7000 yıldan beri yerleşim yeri biliyor musun? Ve adı da tüm kavimlerin ülkesi anlamına geliyor. Vay be! Evet, Elçi Paulus bu bölgedeki Perge kentine geldi. Yol arkadaşı olan Yuhanna da o sırada Barnabas ile birlikte yanlarındaydı. Ancak burada onlardan ayrılıp Yeruşalim'e geri döndü. Yeruşalim? Evet, Kudüs. Hah, tamam. Elçi Pavlus, İsa'nın müjdesini Perge kentinde de anlatmaya devam etti. Perge nasıl bir yer? Pamfilya gibi olsa gerek. İçinde olduğuna göre. Evet, tüme varım olarak yani, evet. Nasıl yani? Yani Perge, Pamfilya'nın içinde olduğu için özelden genele bir mantık kurarak tüme varımsal düşündün demek istedim. Tersine de tümden gelim deniyor. Neler yapmışım öyle? Evet, Perge antik kenti, Pamfilya'nın başkenti. Çok büyük ve görkemli bir yer. Perge'de birçok antik şehrin kalıntısı yer alıyor, biliyor muydun? Peki buradan nereye gidiyordu? Pisidya mıydı? Hemen de unuttum. Pisidya, Pisidya'ya yani Antakya'ya. Antakya'ya geri mi dönüyor? Yok yok, Pisidya'da Antakya isminde bir yer bulunuyor. Diğer adı da Yalvaç. Şehre vardıktan sonra bir gün dinleniyorlar. Ertesi günde Yahudilere İsa Mesih'i anlatıyorlar.
Tarihsel geçmişe de atıflar yaparak süreci çok iyi bir biçimde anlatan bir konuşma yapıyor Elçi Pavlos. Örnek verebilir misin? Elbette. Diyor ki, arkadaşlar ve Tanrı'dan korkan insanlar, kulak verin. Bu İsrail halkının Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da yabancı olarak yaşadıkları dönemde halkı yükseltti. Sonunda güçlü bileğiyle onları oradan çıkardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca çölün ortasında kendilerine katlandı. Kenan bölgesinde 7 ulusu ortadan kaldırıp toprağı miras olarak kendilerine verdi. Yaklaşık 450 yıllık bir süreydi bu. Şimdi anladım. Tarihsel sürecin tutarlılığı da orada bulunan insanları daha kuvvetli bir biçimde ikna ediyor olmalı. Ya. Görüyorlar ki her şey birbiriyle uyumlu. Elbette. Elçi Pavlos konuşmasının devamında İsa Mesih'i anlatmaya devam ediyor. Ve onun nasıl tekrar dirildiğinden bahsediyor. Sevindirici haberi onlara müjdelediğini belirtiyor. Bir kere mi anlatıyor Elçi Pavlos? Dinledin, dinledin. Dinlemedin, geçmiş olsun. yani öyle değil. Ertesi hafta toplulukların içinde aynı yerde tekrar anlatıyor. Hiç utanmıyor. Müjdeyi yaymaya devam ediyor. Duyanlar geliyor. Bu sefer daha büyük gruplar, hatta tüm kent oraya gidiyor. Elbette karşı çıkanlar da oluyor. Ama birçok kişi iman ediyor biliyor musun? Ya, tehlikeli durumlar olmuş mu? Tabii. Hakaret ve iftiralarına devam eden bir grup Pavlus'u çok zorluyor. Ona saldırıyorlar. Pavlus da daha fazla zarar görmemek için şehri terk ediyor ve Konya'ya doğru yol alıyor. Arkada bıraktığı öğrencileri ve diğer inananlar ise kutsal ruhla sevinçle dolmuş durumdalar. Oh, harika mı? Çok duygulandım. Rica ederim Zihi. Keyif aldığına çok memnun oldum. Ben de keyifle anlatıyorum biliyor musun? Evet ama bir şeyden kaçamazsın işte. Yoksa doğru mu yanlış mı sorusu geliyor, doğru mu? Nereden bildin? Bekliyorum. Üst top, yakan top, köşe kapmaca ve elim sende. Çocuk oyunlarıdır. Doğru mu, yanlış mı? Ay Zihi, ne güzel bir soru bu. Evet doğru. Hepsi de çok şeker çocuk oyunları. Yine bildin. Tebrikler. Okulda, bahçede, mahallenin sakin sokağında ya da evde arkadaşlarınla oynadığın çok çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu çocuk oyunları nesilden nesle devam eden bir kültüre sahip. En yaygın çocuk oyunları ise istop, seksek, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç, yerden yüksek ve elim sende. Çok güzel. O zaman Zihi, sana yavaşça yaklaşıyorum ve ebe. Sevgili arkadaşım, iyi ki bu bölümle benimle birliktesin. Çünkü seninle Tanrı'nın sözünü dinlemek, Tanrı'nın sözünü öğrenmek ve Tanrı'nın neler yaptığını, neler yapacağını, nelere kızıp nelere sevindiğini seninle birlikte öğrenmek benim için çok eğlenceli. Şimdi bugün yine sizlere çok güzel bir hikaye, sizlerle çok güzel bir hikaye paylaşacağım. Bir hikaye okuyacağım, bir taraftan bunun hakkında konuşacağız, anlatacağız. Acaba bugünkü hikaye kiminle ilgili sevgili arkadaşım? Yunus ismini hiç duydun mu kutsal kitapta? Hayır, balık olan Yunus değil, bir kişi olan Yunus. Bu Yunus dediğimiz kişi arkadaşlar bir peygamber. Peki peygamberlerin ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Peygamberler Tanrı'yı duyan ve genelde Tanrı'dan duyduklarını Tanrı'nın isteğiyle, Tanrı'nın onlara söylemesiyle halka aktaran, halka ileten kişilerdir. Yunus da böyle biriydi ve bu hikayenin ismi Tanrı'nın habercisi. Acaba bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? Hadi bakalım yavaş yavaş okumaya başlayalım Yunus'un hikayesini. Acaba Yunus kim? Yunus'un başına neler geldi? Tanrı Yunus'a bir görev verdi. Genelde peygamberlere böyle yapar Tanrı. Ama Yunus bu görevi istemedi. Ninova'ya git dedi Tanrı. Orada yaşayan en kötü düşmanlarına onları sevdiğimi söyle. Ninova bir yerdi arkadaşlar ve Yunus normalde orada yaşamıyordu aslında. Ve Tanrı ona Ninova'ya git dedi.
çok enteresan değil mi? Tanrı'yı direkt olarak duymak ve onun sana bir görev vermesi. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Tanrı hepimize zaten bazı görevler veriyor. Hepimize. Mesela birbirimizi sevmek. Bu Tanrı'nın hepimize verdiği bir görev. Ama bazen bazı kişiler, hatta bazı kişiler değil, bence yine herkese Tanrı özel görevler de veriyor. Mesela resim çizmek olabilir, resim çizme yeteneği olabilir. Güzel bir sese sahip olmak olabilir. Bunlar yetenekler ama bu yetenekleri de mutlaka bize bazı görevler için veriyor Tanrı. Belki güzel sesimizle insanlara Tanrı'yı anlatmak için, güzel sesimizle Tanrı'yı öven şarkılar söylemek için ya da resim yeteneğimizle belki insanlara müjdeyi duyurmak, yani Tanrı'nın onları çok sevdiğini anlatmak için kullanabileceğimiz, yani bu görev için bir yetenek veriyor olabilir. Devam edelim. Hayır dedi Yunus. Tanrı'ya hayır dedi. Bunu yapmak istemedi. Onlar çok kötü insanlar ve kötü şeyler yapıyorlar. Galiba o kötü şeyler yapan insanlara Tanrı'nın onları sevdiğini söylemek istemedi. Aynen öyle dedi Tanrı. Benden çok uzağa kaçtılar. Ama ben onları sevmekten vazgeçemem ki. Onlara yeni bir başlangıç vereceğim. Onları bağışlayacağım. Bakar mısınız Tanrı'nın planına? Bazen Tanrı'nın affettiği kişileri bizim affetmemiz zor olabiliyor. Ama Tanrı'nın bizleri affetmesi için bizim de diğer insanları affetmemiz gerekiyor. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Hatalar bile yapsalar, yanlış şeyler bile yapsalar, kötü şeyler bile yapsalar ya da yapsak Tanrı her zaman bizi sevmeye devam ediyor. Olmaz dedi Yunus. Bunu hak etmiyorlar. En iyisi ben kaçayım. Dedi kendi kendine. Hem de çok uzaklara. Öyle uzağa gitmeliyim ki Tanrı beni bulamasın. Sizce bu gerçek olabilir mi arkadaşlar? Biz ne kadar uzağa gidersek gidelim Tanrı'nın bizi bulamama ihtimali var mı sizce? Bence yok arkadaşlar. Çünkü bütün dünyayı zaten Tanrı yarattı. Ve her yeri o kadar iyi biliyor ki bizim ondan kaçmamız ya da saklanmamız mümkün değil. O zaman Tanrı'nın istediği şeyi yapmam gerekmez eğer ondan kaçarsam diye düşündü Yunus. Evet, bu iyi bir plan. Evet, bildiği kadarıyla bu iyi bir plandı ona göre. Ama tabii ki hiç de iyi bir plan değildi arkadaşlar. Saçma bir plandı. Çünkü Tanrı'dan kaçabilirsin ama o her zaman gelip seni bulacaktır. Yunus pek de iyi olmayan planını yürütmeye başladı. Ninova'nın ters yönüne bir bilet lütfen dedi. Ve Ninova'nın tam tersi yönüne giden bir gemiye bindi. Aslında bence Yunus çok kötü bir şey yaptı. Yani Tanrı ona Ninova'ya gitti ama o Ninova'nın tam tersine giden bir yere gitti. Yani Tanrı'nın ona yap dediği şeyin tam olarak tersini yaptı. Tanrı eminim bu durumu pek sevmemiştir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada duracağım. Bu hikayenin devamını yarın hep birlikte dinleyeceğiz. Ama sizler bu sırada eğer Tanrı sizden bu kadar zor bir görev isteseydi acaba ne yapardınız diye düşünün. Ve eğer cevabınız Yunus gibi ondan kaçmaksa o zaman bence şimdiden Tanrı'ya dua etmeye başlayın. Tanrı sizden istediği görevlere sizleri hazırlasın. Hem düşüncelerinizle hem yüreğinizi hem de duygularınızı arkadaşlar okula giderken forma giymek gibi düşünün ya da okula giderken, sınava giderken derslere hazırlanmak gibi düşünün. Tanrı sizleri sizlere verdiği görev için hazırlasın. Acaba Yunus ne yaptı? Acaba Yunus'un planı gerçekten işe yaradı mı? Yarın hep birlikte bunu öğreneceğiz. Ama bugünlük Nora Abanız'dan bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.